8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü. Yıl 1857. Amerika'nın New York kentinde bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçiler, çalışma saatlerinin uzun olmasından usanmışlardı. Kadın işçilerin en büyük isteği günlük çalışma süresini 16 saatten 10 saate indirmekti. Grev, fabrika sahibini ve diğer patronları son derece rahatsız etmişti. Patron, kadın işçileri fabrikaya kilitledi. Kadın işçilerin eylemi sürerken fabrikada yangın çıktı. 129 kadın işçi, kapılar kilitli olduğu için yanarak can verdi. Emekçi kadınlar o günü hiç unutmadılar. Ve iş gününün kısaltılması mücadelesini sürdürerek erkek işçilerle beraber zafere taşıdılar. 1910 yılında mücadeleci kadınlar Almanya'da bir konferansta bir araya geldiler. O gün bu kadınlardan biri olan Clara Zetkin, New Yorklu tekstil işçisi kadınların anısına 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını ve kadın işçilerin mücadele günü olmasını önerdi. Konferanstaki kadınlar bu öneriyi coşkuyla karşıladılar. Böylece 8 Mart tarihi Emekçi Kadınlar Günü, işçi sınıfının mücadele sürecinin bir ürünü olarak simgeleşti. Yürüyüşte uymamız gereken birkaç şey var arkadaşlarım, altını çizdi. Öncü ve artçı arasında biz olacağız. Hani sadece kopukluğa ne olur neden olmayalım. Hareket halindeyken sigara içmiyoruz. Bu her zaman altını çizdiğimiz şey. Uzun molalarda illa sigara içecek arkadaşlar. Sigara içmeyenleri rahatsız etmeden lütfen kenarda sigarasını içsinler. İzmarit dahil her türlü çöpümüzü köyde çöp kutularına kadar geri... Yedek, yemek babası, öğle babası vereceğiz. Bir de ilk iniş biraz hafiflik olabilir. Burada kısa adımlarla gel. Oynasınlık böyle olurdu aslında. Oynamamışlar ama. Evet.
Ay. Dağcılar akın akın tepeyi tırmanıyorlar ama çıkamıyorlar. Yata yata böyle yapar. Hadi bu beşi. Beşi yapalım. Bir şey koyayım. Bu şiir kitabı sana hediye değil mi? Çok iyi olur ama imzala. Başla! Düş! Aksiyon gençler, aksiyon istiyorum. Bağıra çağıra inin, düşün, yuvarlanın. Ali'cim yuvarlanıyorsun.
yapma.